Oğlum oyun oynamak için aldığım bir oyun konsolu ordularda silah olarak kullanılıyormuş lan. Evet bence de çok ilginç. Bilenleriniz vardır, geçtiğimiz haftalarda Steam'de kalmıştım. Hatta konsolla geçirdiğim bir hafta sonrası ilk Steam'deki inceleme videomu da yayınladım. Konsola daha fazla vakit geçirdikten sonra üzerine daha detaylı bir video daha yapacağım. İnternette Steam'deki bazı triklerini araştırırken bazı askeri birliklerin işte orduların falan bu konsolu silah olarak kullandıklarını fark ettim. Önce normal olarak bir şaşırdım, ne oluyor lan dedim. Sonra kendi arkadaş grubumuz arasında bunun bazı şakaları döndü. Ya kanka hiç utanmadın mı ya? Lan niye utanayım oğlum? Niye utanayım? Ulan oğlum PlayStation 5 gibi zamanın en iyi konsolu varken gidip de Steam'de kalmak nedir lan? Senin PlayStation 5 he. Silah olarak kullanılabiliyor mu? Ne silahı lan? 2 dakika sonra cama bak. Ananı sikim tankı kim çağırdı? Çağırdı acaba? Ya bir şey diyeyim, şu saçma sapan oyunları oynamaktan ne zaman vazgeçeceğim? Valorant ne ya? Oğlum bak hikayeli oyunlar var. Mesela Witcher 3. Hayır, Valorant'tan daha iyi bir oyun yok. Neden dünyanın en iyi oyununu lekeliyorsun ki? Senin evine şimdi atom bombası yollayayım da sen gör Valorant'ı. Hayır. Geliyor. Aha. Sen Witcher'ı nasıl bitirmezsin ya? Witcher 3'ü bitirmedin ha? Evet. Dünyanın en iyi oyunundan bahsediyoruz. Daha iyi oyunlar var. Bekle, senin evine şimdi bir füze göndereyim de. Öyle mi? Geliyor. Peki ben senin evine göndersem? Tamam şaka yaptık, güldük, eğlendik ama ben içten içe bu işin derinliğini araştırmak istedim. Sonuçta bir oyun konsolu silah olarak kullanılabiliyor ibaresi bence hem oyun sektörü adına hem de konsol adına büyük sıkıntılara neden olabilecek bir durum. Zaten aileler çocukların oyun oynama olaylarına pek sıcak bakmıyorlarken haberlerde bu oyun konsolu insan öldürüyor, bu oyun konsolu füze ateşliyor, bu oyun konsoluyla atom parçalandı ya da bu oyun konsoluyla füzeler havalara uçtu gibi haberlere denk gelirlerse işin özellikle çocuklar üzerindeki baskı ve sıkıntı boyutunun tahmin edilemez bir dereceye geleceğini düşünüyorum. Ben de bu olayları derinlemesine araştırmak istedim. Detayları konuşacağız. Ayrıca bu videomuzun Gamers XP adı altında oyun oynarken ödülden ödüle koşacağınız bir sponsor var. Videonun son bölümünde kendilerinden de bahsedeceğim. Steam Deck Valve tarafından oyuncuların Steam üzerindeki oyunları ellerinde, yatarak, dışarıda, orada, burada oynamaları amacıyla tasarlanmış bir el konsolu. Aslında tam olarak bir el konsolu da değil. Çünkü kendisi hem tasarım olarak klasik bir el konsoluna göre oldukça büyük bir tasarıma sahip hem de Linux yazılım sistemiyle birlikte masaüstü moduna geçtiğimizde kendisi mini bir el bilgisayarı olarak da kullanılabiliyor. Valve daha önce de çeşitli el konsolları ve kendi has kontrollerler üzerinde çalışmıştı ama bunlar hiçbir zaman beklenilen o sesi getirmemişti. Tabi el konsol tarafında işin daha öncesi de var. Mesela Sony bu tarafta büyük çalışmalar yaptı. Önce PSP dediğimiz PlayStation Portable'ı, daha sonra PS Vita'yı çıkardılar. Tabi bazı hacklenme ve kütüphanedeki oyun azlığı gibi sorunlar baş gösterince Sony bu noktada el konsolu tarafından eline eteğini bir süre eline çekeceğini duyurdu. Çünkü bu aşamada konsol iyi satsa da oyun tarafında düzgün satışlar gerçekleştiremiyorlardı. Oyun satamadıkları için de Sony dışındaki oyun stüdyoları PSP ya da PS Vita'ya özel ya da optimize oyunlar çıkarma gereği duymuyordu. Çünkü bir firma oyun satamayacağını öngördüğü bir sisteme, bir konsola neden ekskluzif oyun yapsın ya da neden halihazırdaki oyunu oraya optimize etmeye çalışsın ya? Bu saçmalık, zaman kaybıydı onlar için. İlk el konsol üreticisi Nintendo, el konsol tarafında Sony ile bir süre rekabet içinde olsaydı bile Sony'nin bu işlerden elini eteğini çektiği zaman dilimi sonrası Nintendo Switch'le birlikte belki de sektörde en başarılı el oyun konsolu oldu. Yani uzunca bir süre Nintendo Switch'in rekabet ettiği bir konsol yoktu. Ama Valve ezber bozan bir hareketle Steam'deki duyurdu abi ve bayağı ilgi çekti üstüne. Şimdi konu Steam'deki gelene kadar her şey gayet mantıklı ve yolunda ilerliyordu değil mi? Yani bu konsollarla oyun oynanıyordu, bu konsollar rekabet ediyordu ama amaç oyun oynamaktı. Yani bu videoda bahsettiğimiz ya da bu videoda adı bile geçmeyen tüm el konsolları tamamen oyun oynamamızı sağlayan, tüm amacın oyun oynamak olduğu konsollarken Steam Deck zaten işleri bir noktada değiştirmişti. Oyun oynayabilmemizin yanı sıra mini bir el bilgisayar olarak da hayatımıza girmişti. Linux yazılım sistemi kullanıyor bu konsol. Yani açık kodlamalara sahip bir yazılım bu. Bunu dilediğimizce çeşitlendirebiliyoruz. Konsola Windows kurabiliyoruz ya da konsol üzerinden oynayacağımız oyunlara Türkçe veya harici dosyalar kurabiliyoruz. Yani bir bilgisayarın verebileceği birçok şeyi rahatça veriyor Steam Deck. Hatta Steam Dock dediğimiz bu eklentiyle onu klasik bir bilgisayara bile dönüştürebiliyoruz. İşte USB girişleri var, Ethernet kablosu var ya, bunları falan takabiliyoruz konsola. Ya bunlar da gayet normal.
tamam bir noktada hani konsol amacının dışına taşıyor. Yani bunun olayı elde oyun oynamak ama burada işler birazcık değişiyor. Okey. Hacı ama oyun oynayalım, eğlence unsuru olarak kullanalım diye tasarlanan bu konsolda silah ateşlemek ne lan? Ukrayna ordusuyla Rusya arasındaki savaş bir yıl aşkın bir süredir devam ediyor. Ukrayna batılı ülkelerden askeri yardımlar alırken silah taraflarını kontrol etmek için de Steam'de kullanmaya başladı. Yani Valve'ın taşınabilir bu oyun konsolu askeri tarafta da ihtiyaçları karşılayabiliyor. Yayınlanan bir videoda Saber Remote Weapon Station'ı askerler Steam Deck aracılığıyla yönlendirip ateşleyebiliyordu. Steam Deck 500 metre uzağa kadar kontrol desteği veriyor mu silah ateşleme ve yönlendirme üzerinde? Tamam, baktığımızda bu konsolun silah sistemine bile elverişli olması çok başarılı bir konsol olduğunu ortaya koyuyor Steam Deck'in. Ama bu yaygınlaştığında işler boka sarabilir abi. Valve henüz bununla ilgili bir açıklama yapmadı ya da bunun önüne geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Bence bu durum bir noktada önüne geçilmesi gereken bir durum. Çünkü videonun giriş bölümünde de bahsettiğim üzere zaten oyunlar birçok ebeveyn tarafından tehlikeli araçlar olarak nitelendiriliyorlar. Bir de üstüne oyun oynamamızı sağlayan, oyun oynamamız için tasarlanan bir konsolun silah taşıyabildiğini, insan katletmek için aracı bir alet olarak kullanabildiğini duyduklarını bir düşünsenize. Yani işler bu tarz ebeveynlere sahip oyuncu kesim için çok daha büyük bir çıkmaza girecek. Ya da konsol üzerinden düşünelim. Konsol üzerinden de negatif durumlar söz konusu. Belki bu olayın önüne geçilmesi için konsol özellikler tarafında büyük downgrade'lere maruz kalmak zorunda kalacak. Bilemiyoruz. Ama bu da çok mantıklı gelmiyor bana. Şimdi adam bu konsola para verirken downgrade desin diye vermiyor parayı. Tam aksine update bekliyordu. Kendini daha da güçlendirsin diye bekliyor. Ya da yenisini bekliyor. Yani bunun özellikleri aşağı insin istemez. Yani burada Steam tarafı çok fazla iade almak zorunda bile kalabilir. O yüzden bu bana çok mantıklı gelmiyor. Ama şöyle olası bir senaryo var. Valve'ın pek umurunda olmayacak bu durum ve Steam Deck satıyor mu acı? Satıyor. Tamam, bizim için önemli olan bu deyip her şey olduğu gibi bırakacak. Videomuzun sponsoruna değinip noktayı koyalım. Şu an bahsedeceğim uygulama oyun oynayarak ödül kazanmanızı sağlayabilecek, sadece rekabette değil sonrasında da kazançlarla karşılaşabileceğiniz bir uygulama abi. GamerSix P sayesinde CSGO, Fortnite ve PUBG gibi birçok online rekabetçi oyun oynarken hediyeler kazanabiliyorsunuz. Uygulama oynadığınız oyuna göre size bazı görevler veriyor. Siz de bu görevleri tamamladıkça jetonlar kazanıyorsunuz. Uygulama üzerinden bu jetonları harcayarak birçok ödül kazanabiliyorken aynı zamanda uygulamanın haftalık olarak ücretsiz dağıttığı ödüllere de sahip olabiliyorsunuz. Bu arada oyun oynayarak görevleri yerine getirip kazandığınız jetonları nakit paraya da çevirebiliyorsunuz. Ya da bu jetonlarla Steam cüzdan kodları veya farklı online oyunları marketlerinde kullanabileceğiniz oyun içi paraları alabiliyorsunuz. Yeni bir oluşum olan GamerSixP topluluğu her geçen gün büyüyen yapısıyla bünyesine yakında çok daha fazla rekabetçi online oyun ekleyeceğini ifade ediyor. Sizler de online rekabetçi oyunlar oynuyorsanız bu uygulamayı açıklama bölümündeki linklerden indirebilir ve bahsettiğim özelliklerden faydalanabilir, ödülleri kapabilirsiniz. Daha fazla bilgi içinse GamerSixP'nin Discord sunucu linkine yine açıklama bölümünden ulaşıp orada da vakit geçirebilirsiniz. Kendilerine videomu destekledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bye.